daha avantajlı. Daha dizi mübarek, çok iyi buldu. Abi gel. Evet, değerli konuklarımız, öncelikle bu güzel ve anlamlı güne hoş geldiniz diyoruz. Valimiz, aynı zamanda araç kaymakamımız, vali yardımcımız, aynı zamanda araç kaymakamımız yolda. Birazdan gelecek. Aldığımız talimat, normalde Kent Doktor Yaşar Yetişkin ve Karabük Üniversitesi'nin değerli öğrencileri şu an aramızda. Araç müftümüz Abdülhamit Pehlivan, Araç Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İzzet Demirci, Araç İlçe Jandarma Komutanımız Ali Parmaksız aramızda. Aynı zamanda Karabük Kasler Dernek Başkanı Gülhan Kaynar, Araç Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanımız Abdullah Savaş, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri de yine aramızda. Yine aramızda. Aynı zamanda Pendik Kasler Şube Dernek Başkanımız Hüseyin Demircan, Boyu Dernekler Federasyonu Platform temsilcimiz Kamil Katmer aramızda. Bu etkinliği biz Kasler Üniversitesi Karabük Üniversitesi Kasler Karabük olarak, aynı zamanda Güzük Köyü Muhtarlığı ve Güzük Köyü Derneği olarak gerçekleştiriyoruz. Geleneksel olarak düzenliyoruz. Çanakkale şehitlerimize, anma programımıza tekrardan hoş geldiniz. Şimdi programımızın açılışında sizlere bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
gitti. Bu 39 gencimizden sadece 4 kişi geriye dönebildi. 35 şehidimiz var. Şimdi bu 35 şehidimizin ismini anacağız. Köyümüzün gençleriyle beraber. Ben isimlerini okuyacağım. Bir nevi askerlik okumasını bunu da diyeceğiz. Eğer köyümüzün gençleri de hazırsa hemen bu isimleri de almış olacağız böylelikle. İsmail oğullarından Ahmet Ömür İbrahim. Burada. İsmail oğullarından Ali Ömür Hüseyin. Burada. Şey oğullarından Yakup oğlumuz atılmış. Burada. Karatçı oğullarından Numan oğlu Hamdi. Burada. Tekneşin oğullarından Mehmet oğlu Abdullah. Burada. Karatçı oğullarından Numan oğlu Halil. Burada. Şey oğullarından Selim oğlu Şevki. Burada. Kayra Mustafa oğullarından Hasan oğlu Mustafa. Burada. Hamza oğullarından Hamit oğlu Hasan. Burada. Çuhadar oğullarından Mustafa oğlu Mahir. Burada. Hamza oğullarından Mustafa oğlu Mehmet. Burada. Dilsiz oğullarından Osman oğlu Mehmet. Burada. Hatip oğullarından Hüseyin oğlu Mustafa. Burada. Hatip oğullarından Hasan oğlu İbrahim. Burada. Şey oğullarından Hüseyin oğlu Mahir. Burada. Kanatçı oğullarından Ali oğlu Abdullah. Burada. İsmail oğullarından Halil oğlu Mustafa. Burada. Kadı oğullarından Mahmut oğlu Abdullah. Burada. Kanatçı oğullarından Osman oğlu Mehmet. Burada. Kanatçı oğullarından Osman oğlu Ahmet. Burada. Kubiyar oğullarından Mustafa oğlu Ömer. Burada. Hamza oğullarından Halil oğlu Mustafa. Burada. Şey oğullarından İbrahim oğlu Recep. Burada. Hadid oğullarından Recep oğlu Mustafa. Burada. Şey oğullarından Nuri oğlu Rıza. Burada. Hamza oğullarından Hamza oğlu Bayram. Burada. Hadid oğullarından Hüseyin oğlu Ahmet. Burada. Hadid oğullarından Recep oğlu Hamdi. Burada. Şey oğullarından Numan oğlu Hasan. Burada. Hamza oğullarından Mehmet oğlu İbrahim. Burada. Sadı oğullarından Aziz oğlu Ahmet. Burada. Karatçı oğullarından Hasan oğlu Şevki. Burada. Kubiyar oğullarından Mustafa oğlu İsmail. Burada. Karatçı oğullarından Numan oğlu Ali. Burada. Kadı oğullarından Hasan oğlu Hasan. Burada. Evet, söylediğimiz gibi 35 şehidimiz Çanakkale'de vatan savunmasında bu topraklara canını hiç düşürmeden verdi. Evet, bugün hava biraz yağışlı, yağmurlu ama bu anma programı bence buna değer. Programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Karabük Üniversitesi söylediğimiz gibi aramızda Karabük Üniversitesi'nde bir genç arkadaşımız var, Sayın İsa Kavuzluoğlu. Onu buraya alacağım. Çok güzel bir türkü söyleyecek sizlere. Ardından diğer konuşmacılarımıza da yer vereceğiz. Yansa da ağlamaz şehit anası. Ananın yaktığı asker günası. Kıyamete kadar silinmedi. Kıyamete kadar silinmezmiş. Sokmuş oralar her taraflarmış. Dağlar amansızmış. Yollar darılmış. Bastı yerde de Yüzlük Köyü Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Sadıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Rektör Yardımcısı, Sayın Yetkilileri, Değerli Öğretim Üyeleri ve Kıymetli Öğrencileri, Karabük Kasteri'nin Değerli Başkanı ve Mensupları, Boydev'in Değerli Başkanı ve Mensupları, Dernek Başkanları, Karabük Kızılay Dernek Başkanı, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Çevre Köylerden bu özel günümüzde bizlerin yanında yer almak için gelmiş bulunan tüm çevre köy muhtarları ve dernek başkanları, sayın basın mensupları ve isim ve makamlarını zikredemediğim kıymetli misafirlerimiz. Hepiniz köyümüze hoş geldiniz. Hoş. Sineyle
Yeni Zelanda'daki terör olaylarında şehit edilen Müslüman kardeşlerimize rahmet diliyor. Bu alçakça terör eylemlerini düzenleyenleri ve işbirlikçilerini nefretle kınıyorum. Tüm İslam aleminin başı sağ olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar ihsan eylesin. Gördüğümüz gibi Çanakkale Savaşı bazıları için hala devam ediyor. Çoğumuz biliyoruz ama programımıza yeni katılanlar için burada bulunma sebebimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Kastamonu ilimiz Çanakkale araştırmalara göre savaşa katılan asker sayısına göre en yüksek oranda şehit veren köylerden. Köyümüzde savaşa katılan 39 askerimizin 35'i şehit olmuş. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bizler onları anmak için buradayız. Programımızın akışı genel olarak şu şekilde olacak. Programımıza katılan misafirlerimize Çanakkale savaşları ve şehitler ile ilgili düşüncelerini belirtmek üzere yaşanan olaylar, Çanakkale'nin önemini bize artık daha net ve hissedilir şekilde göstermektedir. Önceden elle tutulur şekilde göremediğimiz veya hissedemediğimiz vatansız olma halini ülkemize gelen mülteci Müslüman kardeşlerimizi görerek daha iyi anlayabiliyoruz. Dedelerimiz Çanakkale'de aynı bugün güvenlik güçlerimizin yaptığı gibi vatan için mücadele ettiler. Hepimiz dedelerimiz ile onur ve şeref duymalıyız. Çünkü onlar kıtalar ötesine giderek bizlere miras bıraktılar. Onlar Çanakkale geçilmez dediler. Yani biz değerlerimizle yaşarız dediler. Yani biz özgür yaşarız dediler. Yani biz Müslümanız dediler. İnşallah Çanakkale'nin bizlere verdiği bu emanetleri zayi etmeyeceğiz. Bizler de torunlarımıza ileteceğiz. İnşallah dedelerimiz gibi dinine bağlı birer Müslüman, dedelerimiz gibi cesur, dedelerimiz gibi vatansever olup onlara layık olacağız. Sözlerimi bitirirken tekrar hepinizi içtenlikle, saygı ve sevgiyle selamlıyor. İyi ki geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Direktör Yardımcım, hemşehrilerimiz, sevgili köylülerimiz, sevgili gençler, hepimiz 104 yıl önce bu toprakları uğurlarımızın anısına hazırlanmış olan bu programa hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Değerli kardeşlerim, çok fazla sözü uzatmayacağım. Bayrakları bayraklatan üzerindeki kandır, toprak üzerinde olan varsa vatandır. Bizim dedelerimiz, ecdadımız, onlar bu vatan yapmış olan bu toprakların uğruna kendilerine Çanakkale'de feda etmiş olan atalarımız ve gazilerimizin sizler misafirleri onların günahını temsilcileri olan bizler ve bu görmüş olduğumuz sonumuzdaki mezarlıkta bulunan çocukları bu misafirlersiniz. Sizler bu günden değerli kıymetli müşavirlerimiz, ilçe komutanımız, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, yöneticileri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularla sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.